Sen bugün neydi Dişah? Gel gel, Paris Hilton da buradan alışveriş ediyor. Gel gel. Paris Hilton da buradan giyiniyor. Buradan giyiniyor. Oradan mı alışveriş ediyor? Yok, burada her tezgah var böyle, bayağı her metrekaresinden aldım. Sen ne kadar harcadın? Ben ne kadar harcadım? Ben 250 TL harcadım toplamda. Ama bu üstümdekiler 230 hepsi. Yani hepsi pazar, dediğim. Hangisi pazardan değil onu söyle. Etek. Olmayan. Etek olmayan bir tek ayakkabı ve çanta. Geri hepsi, kalan her şey pazardan. Gömlek, etek, şapka ve kazak. Evet. Ayakkabı olmadı sanki, yani hani çok böyle parladı mı, bir şey mi oldu? Yani sanki o buti olmadı onun altına gibi duruyor. Hani gidilir bir yere, o hiç problem yok ama sanki böyle çok açık renk durmuş. Mesela Esra'nın ayağındaki ayakkabı tenine yakın olsaydı daha güzel, evet, olabilirdi. Onun dışında güzel yani, sonuçta pazardan aldıkların yani 350 TL bile olmadan ne kadar tuttu hepsi? Toplam bu üzerimdekiler 230, bir de ne olur ne olmaz diye 20 TL'ye bir elbise daha aldım yedek. Ben çok beğendim, ayakkabın hariç. Söyleyeceklerim bu kadar. Değil mi? Çok içime sinmedi bunlar. Evet, tamam. Buyurun Bige Hanım, sizinle devam edelim. Peki ne güzel, paranı da arttırmışsın. Niye bu kombinin ayakkabısını da pazardan almadın? Ya ayakkabı aradım aradım. Fiyat soruyorum. Şimdi evet, pazarda uygun şeyler olduğu kadar diyorlar ki 1200 TL. 1200 TL pazarda ayakkabı mı olur? Ben şok geçirdim yani, beklemiyordum bu kadar. Ayakkabı aradık bulamadık. Yani açıkçası belki de süremiz yetmedi. Belki de doğru arayamadık, bilmiyorum. Yani istediğim gibi ayakkabı denk gelmedi hiç pazarda. Onu zorlayabilirdin hani, nasıl, evet, backup'ını yapmışsın kafanda, evet, bunu kurdun. Evet, aksesuarı biraz daha zorlamak istedim hatta, hani ayakkabıyı pardon. Ama temelinde kombinine gelirsek... Çok kaliteli duruyor, çok güzel duruyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Mevsim normallerinin dışında ama evet, ya yani illa herkes de Ekim sonu Kasım başına göre de giyinmek zorunda değil. Turuncu çanta, turuncu ve berenle her şey çok uygun olmuş. Yani şimdi sonbaharda kışta keten giyilmez. O yüzden ben sevmedim kumaş tercihini. Artı ekosebe eteğin üzerinde öyle üzerine işlemeler olmaz. İşlemeler, evet, olmasını istemedim. Orada senin kesinlikle... Ya şöyle kapatmaya çalıştım aslında onları. Koton olması gerekiyor derdi onu. Keten asla olmaz, evet, kışın. Doğru. Yani baktığımız zaman renk kombini falan çok güzel ama benim için asla okey değil. Yani kışlık bir şey. Yani kışın keten, evet, giymek asla benim için okey değil. Kesinlikle. Çok şükür. Ben bunu bazen şey yapıyorum hani... Görüyorum bazen işte, uydurmaya çalışıyor insanlar ama yani kumaş uyumu benim için çok önemli bir şey yani. Onun dışında beren çok güzel. Beni giydiğim butiler rahatsız etmedi. Yani bana çok Parisyen geldi onun tavrı. Ondan böyle. Sen niye gidiyorsun? Sana. Neden? Kız belki benim gibi öyle daralıyor. Şey, hani kalın giyemiyor. Sen her yere kalın kazakla mı gidiyorsun bu burası saatten? Burası moda yarışması. Doğru kumaş giyecek. Etek star parçan senin burada eteğin. Evet. Ama dediğim gibi yani. Kombinde bir tık hataların var. Hani bugün senin böyle bir hata yapma lüksün yok. Doğru. Hani programın akışında olsaydı olabilirdi ama şu an benim puanım çok etkileyecek bu. Ya. Yapma şu bak, 350 TL'ye ne güzel kombin yapmış. Yok, bugün pazarda yorulduk. 119 bak, benim bile gözlerim düştü. Daha, çok daha dikkatli olması gerekiyor. 15 dakika şimdi koşturacağım mı bu kızı? Koşsun. Koşmaz. Koşsun. Günah. Böyle. Peki, teşekkür ediyoruz jürimize de. Seni de rakip arkadaşlarının yanına alalım. Ama bir şey söyleyeceğim. 300 TL'ye yapılan bir kombin. Bence çok iyi. Ebrar 37 puanda ve Melisa 35 puanla. Bakalım sen hem rakip arkadaşlarından hem de jürimizden kaç puan toplayacaksın? Ben Ece'nin o üstüne attığı kaza üstüne giymesini isterdim. Evet. Çok şık ve çok cool çok olurdu. Çok güzeldi, giymişti de zaten. Belki o zaman ayakkabı giymişti, bu kadar çok sırıtmayabilirdi. Hı hı. Yani gömlekle eteğin uyumunu hiç beğenmedim. Ha, böyle yakalarını çıkartsaydın, evet, mı? Çok, evet, çok çok cool da güzel olurdu, olmuştu. Çok tarz olurdu. Yani ben olsam öyle giyerdim. Deneyip geri mi çıkarttı? Arkadaşlar öyle? 15 dakika için şey mi yollamaya çalışıyorsun, sen anlayamadım. Ben sana acı bir gerçeği itiraf edeyim. Evet, herkes birbirini 15 dakikaya göndermeye çalışıyor. Ve mümkünse de elemeye çalışıyor. Yani 119 altın var, normal değil mi? Bunda şaşıracak ne var? Bu kırmızı takım taktiğidir. Nasıl unutursun bunu? Onu demeye çalışmamıştım. Yanlış anlaşıldım şu an. Kırmızı takım taktiğidir. İçeride gördüler ilk başta. Ben bunu görmedim. İlk üstüme giydiğimi sonradan bana döndüm. Rakiplerim beni niye uyarmadı? Ama hayır. Ay, ben konuşmayacağım. İçeride vallahi çok yanlış anlaşıldım. Niye burada söylüyorsun? Tatlım sen ne diyorsun da ben yanlış anlıyorum? Allah aşkına çok merak ettim ya.
Ya hayır şey amaç söyledim. Hani içeride gördünüz zaten hani siz de. Hani burada evet. Da hani bunu söylediniz. Şimdi hani yine mi acaba 15 dakikaya geleceğim anlamında söyledim buna. Evet, yine aynen onu yapmaya çalışıyorlar anlamında söyledim. Kendi yani düşük puan alsam zaten giderim yani mecburen. Evet kızlar. Rakibiniz Ece için puanlarınızı alabiliriz. Rakibiniz Ece için vermiş olduğunuz puanlara Melisa ile başlıyorum. Ve Melisa'cığım puanını öğrenebilir miyiz? Benim Ece'ye verdiğim puan... Özür dileyerek 2. Hiç özür dilemene Melisa'dan gerek. Ece'ye 2 puan gidiyor ve Dilşah'la devam ediyoruz. Evet Dilşah'cığım senin puanını öğrenebilir miyiz? Benim Ece için vermiş olduğum puan 2. Teşekkürler. Dilşah'tan da Ece'ye 2 puan gitti. Ve sıra Ebrar'da. Bakalım Ebrar Ece'ye kaç puan verdi? Biz birlikte de zaten bu kombini beğenmiştik. O yüzden 3 puan vermem biraz saçma olur. Sadece ayakkabısını beğenmediğim için 4. Ebrar'dan Ece'ye 4 puan gidiyor ve son olarak Melika verdiği puanı gösterecek. Melika'cığım. Ececiğim 2. Teşekkürler. Bizden daha gaddarlar valla. Evet bizden daha gaddarlar yani. Ve sıra geldi jüriye. Gaddar olmak zorundalar. Yani ne yapalım? Evet. Ece sen ağladın mı? Yok öyle mi duruyor? Birazcık. Neden? Gerginim. O yüzden çok stresliyim. Bakalım jürimiz Ece için kaç puan verecek? Ve Ece üçüncü yarışmacı olarak tabloda kaçıncı sıraya oturacak? Buyurun Bilge Hanım sizinle başlayalım. Benim Ece'ye puanım 8. Yes. Teşekkür ederim. Bilge Hanım'dan Ece'ye tam 8 puan gidiyor ve Selin Hanım'la devam ediyoruz. Benim Ece'ye puanım çok uygun fiyata başından sonuna kadar çok güzel bir kombin yaptığı için 9. Evet. Son olarak Raşit Bey. Biraz yükselsek. Evet kıyamadı bak. Kıyamıyorum. Benim canım. Kıyamadı bak gördün mü? Sakın altını yazma ha. Yok artık. Dur. Yok artık sakın. Ya böyle bir hata burada olmaması lazım. Bir de sen moda sektörünün içinden gelen bir kızsın. Yani defileye çıkıyorsun, farklı markaları tanıtıyorsun. Yani bu olmaz yani. İnsan kışın keten gömlek giymez yani. Yani yazlık kışlık yaparsın, yazlıklarını kaldırırsın yani. Yani şu an hiç kimsenin gardırobunda keten gömlek yoktur yani. Gözümden kaçtı o birazcık. Benim Ece'ye puanım... 5. Teşekkürler. Ve Raşit Bey'den Ece'ye 5 puan gidiyor. Ve toplamda Ece bugün 32 puan alarak 3. sıraya yerleşmiş oluyor. Ben tekrar hatırlatıyorum. Ebrar 37 puanda, Melisa 35 puanda ve Ece 32 puanda 3. sıraya yerleşmiş durumda. Bakalım ne oldu? Ama bu yarışma yani yapacak bir tabii şey tabii yok. Normal. Oturmak istemiyorum şu an. Hı? Sinirlerim çok. Ece. Niye ağlıyorsun ya? Ne oldu? Abi ben de ağlayacağım yani. Ay yediremiyorum çünkü. O yüzden hani başka bir şeyle alakası yok. Kendime kızıyorum şu an. Yanlış kombin yaptığın için.
Yok hayır yani atıyorum şunu gözden kaçırdığım için vesaire yani hani çok fazla düşünüyorum ve bunları atlamak hani sinirlerimi çok bozuyor. Hani benlik bir şey değil. Yani yine aynı mantık aslında her şeyi kontrol etmeye çalışırken bir şeylerin kontrolden çıkması şu an mesela beni çok... Evet şey ama yapıyor. Yani burada zaten bunları öğrenmek için yarışıyorsunuz yani zaten şu anda. Tabii ki de mavi öyle mavi gömlek biliyorum. Giymek çok güzel ama gömleğe bak bir kere keten olmasa ya bile koton bile olsa gömleğin işli. Tabii ki de haklısın ben kendime kızıyorum zaten. İşli de sıkıntı yok ama ben de bunu söylemem lazım ya benim, bu benim işim ya. Şimdi olsa ben kalkıp burada doğruyu anlatmam gerekiyor yani. Yoksa bak çok şıksın. Gerçekten çok şıksın ya belki buradaki en şık kombin senin kombinin ama gerçekten de öyle yani. Ama hem gömleğin işlemeli olması. Evet. Çünkü böyle bir eteğin üzerine bence sen normal şartlarda dümdüz bir mavi gömlek bulsan asla işlemeli gömlek giymezsin. Hayır zaten asla. Zaten seni kapatmaya çalışıyorum giymem. Diyorsun. Giymem evet şöyle. Yani. Artı bir de kumaş yani bunu hani ben yüksek puan veremem yani sana burada işim gereği. Doğru gömlekle gelseydin şu an benim sana puanım 9'du. Aynen öyle. Net yani o kadar. Kalın yani. Bir gömlekle yani. Teşekkür ederim. Oyun aşkım benim. Ne sorun yok. Ben gerginim o yüzden. Peki kendim teşekkür kızdım. Ediyoruz jürimize. Sana da teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tabloda 3. sıraya oturdun. Yerini alabiliriz. Çok yarışmacı ruhu var aslında. Aynen öyle. Evet. Acayip bir yarışmacı ruhu var. Ben yani... Kendine kızıyor, hırslanıyor.